60 yıldan bu yana vazgeçilmeziniz olan Sayın Türkan Şoray. Türkan Şoray. Bakışıyla selam. Türkan Şoray 1960 yılında ilk filmi Köyde Bir Kız Sevdim ile oyunculuğa başladığında 15 yaşında gencecik bir kızdı. Kamera Türkan Şoray'ı çok sever. O da seyirciler. Yıllar içinde Türkan Şoray'ın yüzü sinemamızın yüzü oldu. 1961 yılında otobüs yolculuğu Türkan Şoray'ın hayranlık duyduğu Ayhan Işık'la rol aldığı ilk film. Bütün zorluklara rağmen otobüs yolcuları filmin mutlu sonunda. Ertesi yıl Türkan Şoray yine Ayhan Işık'la başka bir başyapıtta yer aldı. Acı Hayat. Acı Hayat'ta canlandırdığı Nermin karakteri Türkan Şoray'a sinemadan ilk ödülü getirdi. Antalya'nın festivalinden en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Sinemamızın usta yönetmeni Lütfü Akkad'ın 1967 yılında yönettiği ana filminde Sabi kızını gelin olmaktan kurtarmaya çalışan bir mahalleyi canlandırmış Türkan Şoray. Ertesi yıl yine Akkad'ın yönettiği bir başyapıt Vesikalı Yâri filminde pavyonda çalışan Sabiha ile Halil'in imkansız aşkına ağlar seyirciler. Rivayet bu ya, Vesikalı Yâri'nden sonra İzzet Günay ile Türkan Şoray birbirlerine Sabiha ve Halil diye seslenir hala. Türkan Şoray, Vesikalı Yâri filmindeki performansıyla 1968 yılında ikinci kez Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülü aldı. Türkan Şoray, kameranın önünde olduğu kadar vizörden bakmasını da sevdi. 1973 yılında Kadir İnanır'la kamera karşısına geçtiği Dönüş filminin yönetmenliğini yaptı. Almanya'ya çalışmaya giden kocasının dönmesini bekleyen Gülcan'ı ustalıkla canlandırdı. Türkan Şoray, 1973 yılında Necat Saygın'ın yönettiği Mahpus filminde kocasını öldürmek isteyen kanlılarını öldürüp hapse giren Ünlü Han'ı canlandırdı. Mahpus filmiyle Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Bodrum Hakimi filmiyle Türkan Şoray bir kez daha kameranın iki tarafında durdu. Senaryosunu Safa Alanya'nın yazdığı Bodrum Hakimi tutuklu bir aşkın hukukla sınanmasını anlatır. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Sevgi Boyun Al Yazmalım, aşk mı ekmek mi sorusuna verilen en güzel yanıttır. Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Bekir'in olağanüstü oyunculuğuyla Aymatoğlu'nun hikayesinin hakkını verilir. Türkan Şoray 1981 yılında Yaşar Kemal'in başyapıtı Yılanı Öldürseler romanını sinemaya uyardı. Türkan Şoray 1982 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği Mine filmi arasından Cihan Yunan'ın elini tutarak geçer. Geçmişin siyah beyaz karelerinden bugünün renkli filmlerine geçerken hiçbir oyuncu Türkan Şoray gibi seyircisinden